Zümrüt, ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Ben sana ne dedim Masal? Ne dedin Zümrüt? Ben sana ne dedim Masal? Ne dedin? Sen böyle bir aptallığı nasıl yaparsın? Ha? Sen kendini o cinayet davasına nasıl dahil edersin? Bizim o cinayet davasıyla hiçbir ilgimiz yok. Bizim mi? Siz? Siz kimsiniz acaba siz? Bak ben bu kasabada ne olması gerektiğine inanıyorsam onu yapıyorum, tamam mı? Öyle mi? Evet öyle. Dün bir, bugün iki buralara geldik demek öyle mi? Hiçbir yere geldiğimiz falan yok. Ne gerekiyorsa onu yapıyorum ben. Masum insanlar zarar görmeyecekti Zümrüt. Biz en başında bunun için anlaşmıştık seninle. Masum mu dedin? Kim masum? Sen mi masumsun? Ömer mi? Tertemiz değil mi? Biz de masumduk Masal Hanım. Yoksa Gonca mı demem lazım? Ha? Senin için elimizi kirletene kadar biz de masumduk. Seni bana getirdiklerinde ne haldeydin? 15 yaşında küçücük bir kız çocuğu darmadağın sırtından vurulmuş. Yüzün paramparçaydı, tanınmayacak haldeydi. Ayağa kalkıp yürümen 3 seneni aldı değil mi? Ondan sonra ne oldu? Yüzünü toplamak için 12 tane ameliyat geçirdin. Ben bu dönemde seni hiç yalnız bıraktım mı? Bırakmadım. Ayrıldın mı yanında? Ayrılmadım. Değil mi? İntikamını intikamını bildim. Bir tek bu yarayız. Bunu bıraktık yüzünde. Neden? Gonca'nın yüzünü kaybetsen bile onun acısını, onun intikamını hiç unutma diye. Sana o korkunç şeyi yapanları, o pislikleri bir daha hatırlayalım mı? Tunçeli Beyaz, Ufuk Torosoğlu, Kenan Ertekin, pisliklerin tasmalarını tutan Halil ve Battal ve yılanların başı Doğan Kömürcü. Tunç'la başlayacağız. Bir genç kıza yapılabilecek en korkunç şeyi sana yaşattıkları için. Ufuk'la devam edeceğiz. Belki ondan sonra o yara iyileşir. Bizim hata yapma şansımız yok Masal. En ufak bir yanlış bizim hayatlarımızı mahveder. Biliyorum, merak etme. Ne o?